babasıyla beraber geldi. Babasıyla beraber yılmadan, bulmadan babası nerede, babası bakabilir mi? Babası sen kaçın dersesin? İkinci ders hocam, beni geçti. Maşallah. Yani babasıyla aynı sınıfta, babasıyla beraber 3'e geçti, babasıyla beraber 2'ye geçti. İnşallah Allah'ın izniyle tez zamanda babasıyla beraber 1'e çıkacak. Maşallah, tebarek Allah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala rasulina Muhammedin selavat. Bu hafta siyer konusunda Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretini işleyeceğiz. Kureyş müşrikleri hicret eden Müslümanların Medine'nin Müslümanlar tarafından korunduklarını, yardıma mazhar olduklarını ve onlarla birleşip kuvvetlerini görünce fazlasıyla telaşa kapıldılar. Bir de Efendimizin bir gün hicret edip başlarına geçeceğini, kendilerine karşı savaşabileceğini ve gerektiğinde Şam ile olan ticaret yollarını kesebileceğini düşünerek telaşları daha da arttı. Derhal bu hususu görüşüp bir tedbir almak için Darun Nedve'de toplandılar. Bu sırada güzel giyinimli, cin bakışlı bir ihtiyar kapıda beliriverdi. Tanımadıkları bu adama kimsin diye soruldu. Adam, Necid'li bir ihtiyarım. Böyle bir toplantının yapılacağını duydum, ben de katılıp fikirlerimi söylemek için geldim dedi. Kureyşliler onu içeri aldılar. Aslında o ihtiyar insan kuluna girmiş bir şeytandı. Toplantıda 100 kadar Kureyşli bulunuyordu. Muhammed için ne tedbir almamız gerekir diye toplantıyı başlattılar. Bazıları onu zincire vurup hapsettirelim dediler. Fakat insan kılığına girmiş şeytan, hayır bu düşünceniz doğru değildir. Eğer siz onu hapsedecek olursanız arkadaşları sizin üzerinizde yürürler. Onu elinizden çekip alırlar dedi. Dolayısıyla bu teklif reddedildi. Bunun üzerine onu memleketimizden çıkartalım, sürelim dediler. Yine insan kılığına girmiş şeytan söz aldı. Hayır, bu düşünceniz de yetirdiğindir. Onun sözünün tatlılığı, güzelliği, getirdikleri ve tebliğ ettiği şeylerin insanların kalplerine nasıl hakim olduğunu görüyorsunuz dedi. Bu teklif de reddedildi. İslam'ın en azılı düşmanlarından Ebu Cehil söz aldı ve onu öldürmekten başka çare yoktur dedi. Bunun için aramızdan güçlü, kuvvetli delikanlılar seçelim. Hepsine keskin kılıç verelim. Hepsi birden ona vurup öldürsünler. Böylece ondan kurtulmuş oluruz dedi. O halde Haşimler bütün kabilelere karşı savaşamazlar. Dolayısıyla bu olay burada kapanır dediler. Bu sırada Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hicret emrini vermişti. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in evine her gün sabah veya akşam vakfını vardı. Fakat vahiy Cenab-ı Hakk'ın hicret emrini verdiği sıra tam öğle vaktiydi. Peygamber Efendimiz'in geldiğini gören Hazreti Ebu Bekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu gelişinde bir iş var. Hiç bu saatte gelmez diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi içeriye aldı. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Buyur ne haber var dedi. Peygamber Efendimiz Yüce Allah bana Mekke'den çıkmamı, Medine'ye hicret etmemi emretti buyurdu.
Hazreti Ebubekir merakla senin refakatine şereflenecek miyim ya Resulullah dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evet cevabını duyan Hazreti Ebubekir gözyaşlarına hakim olamamıştı. Haberi veren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geriye hane-i saadetine döndü. Bu sırada Cebrail aleyhisselam gelip müşriklerin kararını bildirdi ve tedbiri şöyle açıkladı. Bu gece yattığın yatağında bu gece yatma. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi çağırdı ve yatağında bu gece sen yat. Şu geniş abalıkta üzerine ört. Korkma, sana hiçbir zarar erişmeyecektir buyurdu. Plan gereği her kabileden seçilmiş, 50 kılıçlı, 200'e yakın müşrik, gecenin 3'te 1'i geçtiğinde Peygamber Efendimizin hane-i saadetinin önünde toplandılar. Katiller Peygamber Efendimizin evinden çıkmasını bekliyordu. Peygamber Efendimiz hane-i saadetinden çıktı ve yerden bir avuç toprak alarak müşriklerin başlarına doğru attı ve aralarından çıkıp gitti. O arada Yasin suresinin ilk 8 ayetini okudu. Allah'ın izniyle hiçbir onu görmemişti. Bir müddet sonra yanlarına bir hemşerileri uğradı. Burada ne bekleyip duruyorsunuz? Burada ne bekleyip duruyorsunuz? Muhammed başımıza toprak atıp aramızdan çıkıp gitti diyerek onlarla adeta dalga geçti. Peygamber Efendimizin hane-i saadetine bakan müşrikler içeride birinin abaya sarılı yatıp uyuduğunu gördü. Ve Muhammed işte orada uyuyor dedi. Ve beklemeye devam ettiler. Gün ağarınca içeriye giren müşrikler Peygamber Efendimizin yatağında Hazreti Ali'yi görünce Muhammed ne yapacaklarını şaşırdılar. Muhammed nerede diye sordular. Hazreti Ali bilmem diye cevap verdi. Müşriklerin telaşı büsbütün artmıştı. Hane-i saadetinden çıkan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruca Hazreti Ebubekir'in evine vardı. Kendileri için acele sefer malzemeleri hazırlamıştı. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir evin arkasındaki küçük kapıdan çıktılar. Mekke'ye yaklaşık bir saat uzaklıktaki Sevr Dağı'na doğru yol aldılar. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi korumak amacıyla bir önünde bir arkasında ilerliyordu. Nihayet Perşembe gecesi hiçbir şey başlarına gelmeden Sevr mağarasına varmışlardı. Mağara oldukça ıssızdı. Önce Hazreti Ebubekir içeriye girdi. Yeri temizleyip düzeltti. Sonra izharını yırtarak mağaradaki delikleri tıkadı. Geriye tek bir tane delik kalmıştı. Oraya da ayağını tıkadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i içeriye buyur etti. Sevr mağarası dik bir yokuşta olduğu için Peygamber Efendimiz oraya çıkarken yorulmuş ve bitkin düşmüştü. Hazreti Ebu Bekir'in dizine başını koyarak orada uykuya daldı. Hazreti Ebu Bekir deliğe tıkadığı ayağında çok şiddetli bir acı hissetti. Bunun yılan ısırması olduğunu anladı. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyanmasın diye sesini dahi çıkartmamıştı. Canı öylesine acımıştı ki gözlerinden ister istemez yaşlar akıyordu. O yaşlar Peygamber Efendimizin mübarek yüzüne damladı. Peygamber Efendimiz uyandı ve ya Ebu Bekir neden ağlarsın diye sordu. Hazreti Ebu Bekir anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Ayağımı bir şey ısırdı.
ama mühim bir şey değildir dedi. Peygamber Efendimiz bunun üzerine yılanın soktuğu yere mübarek tüpürüyle meshetti. Allah'ın izniyle acıda kalp kaybolmuştu. O anda Allah'ın emriyle bir örümcek gelip mağaranın ağzına ağını gerdi ve bir çift güvercin yuva kurdu. Efendimiz'i evinde bulamayan müşrikler derhal Mekke'yi didik didik aramaya başladılar. Hazreti Ebu Bekir'i de evinde bulamayınca büsbütün öfkelendiler. Muhammed'i ya da Ebu Bekir'i getirene veya da öldürene 100 altın verilecektir diye bir ödül koydular. İçlerinde ne kadar haydut, ne kadar cani, ne kadar gözü dönmüş varsa Mekke dışına çıktı ve Peygamber Efendimiz'i aramaya başladılar. Arayıcılar yanlarına da 2 tane iz takipçisi almıştı. Peygamber Efendimiz de Hazreti Ebu Bekir'in izlerini buldular. Takip ede ede Sevr Dağı'nın eteklerine dayandılar. İzcilerden biri, vallahi onlar şu dağın arkasına dahi geçmemişlerdir diyerek mağaraya doğru tırmanmaya başladılar. Ümeyye bin Halef ile birlikte mağaranın ağzına kadar geldiler. Müşrikler Peygamber Efendimiz'i göremiyor. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir müşrikleri görüyor. Fakat müşrikler Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir'i göremiyordu. Hazreti Ebu Bekir fazlasıyla telaşa kapılmıştı. Peygamber Efendimiz ona emniyet içinde La tahzen innallâhe meâne, üzülme Allah bizimle beraberdir diyordu. Hazreti Ebu Bekir yine Ya Resulullah onlardan biri eğilip baksa bizi görecekler diyordu. Yine Resul-i Ekrem Efendimiz emniyetli bir şekilde iki kişinin üçüncüsü Allah'tır Ya Ebu Bekir diyordu. Müşrikler örümcek ağını ve güvercin yuvasını görünce hala orada ne diyorsunuz? Örümcek yuvasını görmüyor musunuz diyerek oradan geri döndüler. Mağarada 4 gece kalan Efendimiz pazartesi günü mağaradan hareket saati gelmişti. Hazreti Ebu Bekir 2 devesinin en üstün olanını Peygamber Efendimiz'e takdim ederek anam babam sana feda olsun ya Resulullah buyur bin dedi. Fakat Peygamber Efendimiz ben benim olmayan deveye binmem dedi. Hazreti Ebu Bekir tekrar bu deve artık senindir ya Resulullah buyur bin dedi. Fakat Peygamber Efendimiz satın aldığım bedeli öğrenmedikçe binmem diyordu. Söylemekte mecbur kalan Hazreti Ebu Bekir devenin fiyatını söyledi ve Peygamber Efendimiz öyle kabul etti. Hazreti Ebu Bekir'in siyahi kölesi Amr bin Hüheyre ve yol göstermekte mahir olan Abdullah bin Üreykit ile Sev mağarasından ayrıldılar. Yolculuk esnasında birçok mucize ceyran veriyordu. Yanına varıp süt istedikleri bir çoban, yanında süt verecek şu keçiden başka bir hayvanım yoktur. Fakat o da hamile, sütü çekildi dedi. Fakat Peygamber Efendimiz şifalı ve bereketli elleriyle keçiyi sağdı ve dua etti. Keçi artık süt vermeye başlamıştı. Orada bulunanlar sütten kana kana içmişlerdi. Kureyş'in Peygamber Efendimiz'i ele geçirene 100 deve vaat ettiği Kinane kabilesi etrafında da duyulmuştur. Sahil yolundan 2 deveyle 4 kişinin geçtiği haberi de kulaklarıyla işitmişlerdi. Bunlardan gayet cesur ve iyi iş takip eden Suraka onları takip ede ede kısa zamanda izlerini buldu. 4 nala koşturdu atıyla Peygamber Efendimiz ve beraberindekilerine yaklaşıyordu. Bir anda Suraka'nın atının ayakları dizlerine kadar kuma gömüldü.
Peygamber Efendimiz ve beraberindekiler arayı açtılar. Surafa o müşkil durumdan kurtuldu ve geri takibe koyuldu. Yine yaklaştığında yine tekrardan atı dizlerine kadar kuma gömülmüştü. Surafa, ya Muhammed, dua et kurtulayım. Sana hiçbir şekilde dokunmayacağım. Seni takip edenlere senden hiç bahsetmeyeceğim. Onları yolundan geri döndüreceğim. Bunun üzerine Efendimiz dua etti ve Surafa'yı o müşkil durumdan kurtarmıştı. Daha sonra Surafa Peygamber Efendimizin yanına gelerek İslamiyet'in her tarafa hakim olacağı muazzasıyla bir emanname istedi. Peygamber Efendimiz ona emanlameyi verdi ve yoluna devam etti. Medine'li Müslümanlar Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret edeceğini duymuşlardı. Her sabah namazı sonrasında Harfe mevkiine çıkar Peygamber Efendimizin yolunu beklerlerdi. Yine bir gün bekleyişten sonra evlerine dönürler. O sırada evinin damına bir iş için çıkan Yahudi dört kişinin o çölün sıcağının yara yara geldiğini gördü. Ey Arap topluluğu, beklediğiniz davetiniz geliyor dedi. Müslümanlar coşku ve sevinç gösterileriyle Peygamber Efendimiz'i karşılamışlardı. Nihayet yorucu ve korkulu yolculuk sona ermişti. Peygamber Efendimiz burada biraz dinlendikten sonra müminler halkasıyla Medine'ye bir saat uzaklıktaki Küba köyüne kaldı. Burada bir müddet ikamet etti. Hazreti Ali de Peygamber Efendimiz'den 3 gün sonra yola çıkmıştı. Peygamber Efendimiz'e Küba'dayken gelip kavuştu. Yürümekten ayakları şişmiş ve kabarmıştı. Peygamber Efendimiz onu gözyaşlarıyla kucaklamıştı ve iyileşmesi için dua etti. Cenab-ı Hak anında ona da şifa ihsan etti. Peygamber Efendimiz 10 geceye yakın Küba'da ikamet etti ve bir cuma günü Medine'ye doğru hareket etti. Peygamber Efendimiz yol esnasında sol tarafa yönelerek Salim bin Avfoğulları yurduna vardı. Ramuna mevkiine geldiğinde cuma namazı vakti girdi. Ramuna mevkisinin ortasında bulunan cuma mescidi yerine indi ve burada Medine'de ilk cuma namazı farz kılındı. Peygamber Efendimiz Ramuna mevkiinde cuma namazını kıldıktan sonra tekrar devesine bindi ve Medine'ye doğru hareket etti. Medine halkı pırıl pırıl nur saçan Peygamber Efendimiz'in yüzünü görmek için sokaklara dökülmüştü. Kadınlar ve çocuklar söyledikleri şiirlerle manzaraya başka bir güzellik katmadı.